Kıymetli izleyenler, İlke Vakfı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 2020 yılında Türkiye'de İslam iktisadı alanındaki genel durumu konuşacağız. Konuğumuz Aksaray Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Dr. Hadin Öner. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. İlke Vakfı tarafından yayınlanan İktisat İzleme Raporu 7 temel başlıkta ekonomiyi güzel ve kapsamlı bir şekilde değerlendiriyor hocam. Bu raporda sizlerin de bir bölümü var, yazısı var. Bugünkü konumuzun başlığı zaten 2020 yılında Türkiye'de İslam iktisadının genel durumu. Hocam, genel olarak İslam iktisadının 2020 yılındaki durumunu bizlere bahseder misiniz? Teşekkür ederim. Öncelikli olarak çatı kuruluş olan İlke Vakfı'nın alan izleme raporlarına vermiş olduğu katkıdan dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Keza İKAM ve İLEM'i de destekleri için teşekkür ediyorum. Belirttiğiniz gibi 2020 İktisat İzleme Raporu'na ben de 2020 yılında Türkiye'de İslam iktisadının genel durumu başlığı altında yazar olarak katkı sağladım. 2020 yılında Türkiye'de İslam iktisadı alanında çalışmalar hepimizin bildiği üzere COVID-19 salgının etkisi altında gelişimini sürdürmüştür. İlk vaka Türkiye'de Mart ayında tespit edilmiş ve kamu otoritesi ekonomik olarak hemen tedbirler almaya başlamıştır. Pandemiyle birlikte ekonomik ve finansal göstergelerde ciddi bozulmalar meydana gelmiş. Ancak baktığımız zaman İslam iktisadı alanında çalışmalar hız kesmeden faaliyetlerine devam etmiştir. Finansal piyasalardaki faizsiz finans kuruluşlarının büyümesi devam etmiştir. Bunlar hangileri? Katılım bankacılığı, katılım sigortacılığı, katılım endeksleri, faizsiz bireysel emeklilik fonları, katılım portföy fonu, sukuk ve tasarrufa dayalı finansman. Bunları detaylı olarak program akışında konuşacağız zaten. Ayrıca bankacılık dışı finansal kurumlar ve akademik çalışmalarda da yoğun bir şekilde online ortamlarda konferanslar, çalıştaylar, seminerler ve eğitimler şeklinde faaliyetlerini sürdürmüştür. Yani ez cümle bakacak olursak COVID etkisinden beri bir şekilde İslam iktisadı faaliyetlerini sürdürmüştür. Eyvallah hocam, çok güzel özetlediniz. Zaten konuşmanızda da belirttiğiniz konu başlıklarına inşallah program süresince değineceğiz. Hocam, Türkiye'de katılım bankacılığı 1985 yılında ilk olarak giriş yapıyor ve her geçen gün büyüyerek bu alandaki etkisini güzel bir öneri olarak, yani bir sistem önerisi olarak, faizsiz bir ekonomi sistemi olarak sürdürüyor. Raporda da belirtildiği üzere katılım bankaları 2020 yılı sonu itibariyle sektördeki aktif büyüklüğü 437 milyar TL ve sektörden aldığı pay %7.2'ye ulaşmış durumda. Katılım bankacılığının bugününü ekonomik veriler ışığında nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Şimdi bilindiği üzere İslam iktisadı kavramı geniş bir ekosistemi kapsamakta. Ancak bu ekosistem içerisinde bankacılık sektörünün payı hakikaten çok fazla. İslami Finansal Hizmetler Kurulu'nun 2020 raporuna da baktığımız zaman Türkiye'nin de buna benzer oranları var. O yüzden küresel ölçekte varlıklara baktığımız zaman bankacılık sektöründe %72'lik bir payın olduğunu görüyoruz. O küresel piyasalarda İslami bankacılık şeklinde isimlendiriliyor. Bizim Türkiye'de ise katılım bankacılığı ismini tercih ediyoruz. Küresel piyasalarda 2.44 trilyon dolarlık bir hacme ulaşmıştır. Sukuk akabinde katılım bankacılığından sonra pay alıyor. %22, İslami fonlar %4 ve İslami sigortacılık %1 şeklinde. Türkiye'de buna benzer bir paylaşım söz konusu. Bankacılığın payı ortalama %2 civarlarında. Belirttiğiniz de gibi Albaraka Türk ile 1985 yılında başlayan bir katılım bankacılığı serüveni var ve bugün itibariyle 6 tane katılım bankası Türkiye'de faaliyetlerini sürdürüyor. Albaraka'dan sonra 84-89 yılında Kuveyt Türk faaliyete geçmiştir. 2005 yılında da Türkiye Finans
faaliyete geçmiştir. 2015 aslında katılım bankacılığı açısından milat diye değerlendirebiliriz. Çünkü ilk defa kamu otoritesi bu sektöre girmiştir ve ziraat katılım ve vakıf katılımla 2015 yılında faaliyetlerine başlamış ve 2019 yılında da emlak katılımın kurulması ile birlikte bugün toplam 6 katılım bankası faaliyetlerini sürdürmekte. 2020 yılı içerisinde sektör açısından en önemli gelişme Golden Global Yatırım Bankası'nın faizsiz finans prensiplerine göre ilk defa faaliyete geçen yatırım ve kalkınma bankası olması. Bu gelişme katılım bankacılığı dışında ilk defa kalkınma ve yatırım bankacılığı faaliyetlerinde bulunma anlamında da önemli bir mihenk taşını oluşturmakta. Önümüzdeki dönemde de bu bankanın performansına bağlı olarak muhtemelen yeni aktörlerin bu alanda sektöre girmesini bekliyoruz. Tüm bu gelişmeler ışığında bakacak olursak sektörün lokomotifi Kuveytürk olarak gözükmekte. Kuveytürk'ün aktif büyüklüğü 152 milyar TL olup sektörün %53'ünü domine ediyor. Kuveytürk'ü de 81 milyar TL aktif büyüklük ile Türkiye Finans, 69 milyar TL aktif büyüklükte Albaraka Türk takip etmekte. Detaylı bilgileri izleyicilerimiz zaten raporda inceleyebilirler. Sektörel açıdan baktığımız zaman mevduat bankalarıyla kıyasladığımızda katılım bankacılığı sektörünün aktif büyüklüğü toplam 437 milyar TL ve sektörden aldığı pay %7 civarlarında. Topladığı fonlar açısından da daha fazla bir paya sahip, %9'luk bir sektörden pay alıyor ve toplam 322 milyar TL'lik bir fon bakiyesine sahip. En önemli göstergelerden biri benim de dikkatimi çeken hep İslami finansın, katılım bankacılığının insani yönünün daha ağırlıklı olduğunu dile getiriyoruz ki 2020'de bunu net bir şekilde görüyoruz. Katılım bankacılığında personel istihdamı %5 artarken bankacılık sektöründe %1,5 bir küçülme yaşanmıştır. Bu anlamda gerçekten kıymetli katılım bankalarının yaptığı bu hamle ki özellikle Emlak Katılım Bankası'nın istihdama yeni kurulmasından dolayı desteğinin çok fazla olduğunu görüyoruz. 2019 yılına göre kıyasladığımız zaman birçok kalemde katılım bankaları mevduat bankalarına göre çok hızlı büyümüştür. Örnek verecek olursak toplanan fonlarda mevduat bankaları %34 büyürken katılım bankaları yaklaşık %50 bir büyüme hacmi yakalamışlardır. Yine kullandırılan kredilerde %60'lık bir büyüme performansı sergilemiş. Karlılıkta %52 büyüme performansı sergilemiş. Bütün kalemlerde yani 2020 yılında programın başında da belirttiğim gibi katılım bankaları, İslami Finans hiçbir şekilde hızını kesmemiş ve mevduat bankalarına göre çok hızlı bir büyüme ivmesi yakalamıştır 2020 yılında. Evet hocam, yani tabii katılım bankalarını bu noktada yani birçok noktada geliştiren İslami finans enstrümanları var. Bunlardan bir tanesi de katılım sigortacılığı diyebiliriz. Ve katılım sigortacılığı 2020 yılında 4.2 milyar TL prim üretim büyüklüğüne ulaşıyor hocam. Bu büyümenin arkasındaki temel neden ise sektöre yönelik hukuki düzenlemelerin oluşturulması olduğunu belirtmişsiniz siz de raporda. Katılım sigortacılığının 2020 yılındaki görünümünü biraz özetleyebilir misiniz hocam? Ve özellikle COVID sürecinde büyüme performanslarını nasıl değerlendirirsiniz? Tabii ki bilindiği üzere sigortacılık esasında insanoğlunun kendini güvende hissetme güdüsüyle ortaya çıkıyor. Ve amaç olarak mevduat bankacılığına benziyor ancak toplum nezdinde katılım sigortacılığı da çok fazla kendisini ifade edemiyor. Akademik anlamda ben de daha çok katılım sigortacılığı alanında çalışmalar yapıyorum. Gerçekten bu bizim bir handikapımız. Bu anlamda katılım sigortacılığının
mevduat sigortacılığından çok fazla farklılıkları söz konusu. Bunu öncelikli olarak dile getirmek isterim. Dünyada baktığımız zaman ilk örneklerine 1979 yılında Sudan'da rastlıyoruz ve Türkiye'de de katılım sigortacılığı 2009 yılında Neova Sigorta ile başlamıştır. 2009 yılından bugüne kadar baktığımız zaman gerçekten sektörde çok hızlı bir büyüme ivmesi yakalanmıştır. 2017 yılında raporda da belirttiğim gibi katılım sigortacılığı yönetmeliğinin çıkmasıyla birlikte şirket sayısında da çok büyük bir artış olmuştur. 2013 yılına kadar sadece Neova şirketiyle sigortacılık, katılım sigortacılığı faaliyetlerine devam eden sektör bugün 12 tane şirket ile hizmet vermekte. Tabii şunu göz önünde bulundurmamız lazım. Bu 12 şirketin sadece 6 tanesi tam katılım sigortacılığı faaliyetlerini yürütüyor. Diğerleri pencere usulü faaliyetlerini yürütmekte. 2020 yılı Aralık ayında yönetmelik tekrar güncellenmiştir. Uyum süreçleriyle ilgili olarak ve bir takım yenilikler getirilmiştir. Bu da aslında uzun vadede katılım sigortacılığı sektörünün daha dinamik bir hale gelmesine yol açacaktır. Bu mevzuat altyapılarının oluşturulması önemli. Hacimsel olarak baktığımız zaman COVID sürecinde de katılım sigortacılığı büyümesini düşürmemiştir. 2009 yılında 264 milyon TL ile başlayan büyüme ivmesi bugün sizin de belirttiğiniz gibi 4.2 milyar TL'lik bir prim üretimini yakalamıştır. Sektörde ise 82 milyar TL'lik bir prim üretimi söz konusu. COVID sürecinde sektöre göre yine katılım sigortacılığı daha hızlı büyüme yakalamıştır. 2019'a göre 2020 yılında %24'lük bir büyüme hacmi yakalamıştır. Sektöre baktığımız zaman sektörde %19'luk bir büyüme gerçekleşmiş. Önceki yıllarda ise bu büyüme hacimleri çok çok daha fazladır. Özellikle 2016 yılında buna rastlıyoruz. Katılım sigortacılığı %96'lık bir büyüme ivmesi yakalamışken sektör %19'luk bir büyüme yakalamıştır. Bu anlamda katılım sigortacılığında da COVID sürecinde büyüme yoğun bir şekilde devam etmiştir. Çok güzel. Hocam oldukça yoğun bir veri trafiğine şu an şey olduk. Hocamızın belirttiği tüm rakamları ilkevakfı.org.tr'de bulabileceğiniz iktisat alan izleme raporunda yani iktisat izleme raporunda bulabilirsiniz. Onu hatırlatmış olayım izleyicilerimize. Tabii. Hocam konuşmanızın başında bazı konulardan bahsetmiştiniz. Bunlardan bir tanesi katılım endeksleriydi. Bir diğeri faizsiz bireysel emeklilik fonları ve katılım fonlarının 2020'deki durumlarından bahsettiniz. Biraz daha bunu açabilir misiniz? 2020'de bu başlıkların performanslarından bahsedebilir misiniz acaba? Tabii. Katılım endeksiyle başlayalım. Malum katılım endeksi İstanbul hukukuna ve İslami prensiplere göre bir finansman enstrümanıdır. İslami endeksler aslında dünyada uzun yıllardır faaliyetlerini yürütmekte. Ancak Türkiye'de 2011 yılında yeni oluşturulmaya başlanılmış. Katılım endeksleri faiz hassasiyeti bulunan bireyler ve kurumlara yatırım hizmeti sunan bir İslami finans endeksidir. Son yıllarda İslami finansal piyasalardaki gelişme bağlı olarak Türkiye'de de katılım endeksleri hızlı bir büyüme ivmesi yakalamıştır. Yani küresel boyutta Türkiye çok da geri kalmamakta. Aldığı paylar her ne kadar düşük de olsa büyüme ivmesi anlamında çok hızlı bir büyüme potansiyeli söz konusu. Katılım endeksi bağlamında ilk katılım 30 ve katılım endeksleri oluşturuluyor borsada. Peki bu endeksler nedir diye bakacak olursak belirli İslam prensiplere uygun kriterler vardır. Nedir bunlar? İşte İslam hukukuna uygun bir şekilde ticari faaliyetlerini sürdürmeleri gerekir. Kumar, alkol, faizli işlemler, domuz eti gibi hiçbir şekilde işlemleri yapmamaları gerekir. Bunun dışında da işte toplam
kredilerinin yüzde toplam krediler içerisinde faizli kredilerin boyutunun %30'dan düşük olması lazım. Yine faizli getirilerinin %30'dan küçük olması lazım ve ana faaliyet konuları dışında toplam gelirlerinin %5'ten daha düşük helal olmayan kazançlar elde edebilirler ufak tefek. Çünkü helal gıda olmayan ürünler söz konusu olabilmekte. Peki performansı geçen yıl ne düzeydeydi? Katılım 30 endeksi 2014 yılında 800 TL ile başlamışken bugün 2020 yılında 2379'luk bir büyüme artışına ulaşmıştır. 2018 yılında ufak bir düşüş yaşamış olmasına rağmen 2020 yılında COVID sürecinde olmamıza rağmen yatırımcılar katılım 30 endeksine yatırım yapmışlar ve en yüksek büyüme hızına katılım 30 endeksi ulaşmıştır. Aynı şekilde katılım 50 endeksinde de bunu görüyoruz. 2020 yılı itibariyle tüm zamanların en yüksek değerine ulaşmıştır. Faizsiz bireysel emeklilik tarafına baktığımız zaman katılım endeksleri bu şekilde yine getiri sağlamıştır yatırımcılarına. Faizsiz bireysel emeklilik fonları tarafına bakacak olursak da Türkiye'de ilk defa 2009 yılında şöyle bir zorunluluk vardı Hazine Müsteşarlığı tarafından. Oluşturulan fonların içerisinde %30'luk bir gelir ortaklığı, hazine bonosu ve tahvilin olması gerekiyordu. Bunları bu fonlardan bu zorunluluğu çıkardı ve faizsiz ürünleri bireysel emeklilik şirketleri oluşturmaya başladı. Halihazırda bugün 7 tane faizsiz finans yatırım fonu bulunmakta. Peki 2020 yılında bunların getirileri ne düzeyde? Bu 7 tane fondan biri değişken katılım agresif diye geçen fonun yatırımcılara getirisi %55 oranında olmuştur. Onun dışında diğer fonların getirileri altın katılım fonu var %53 dolaylarında ve değişken katılım atak fonu var %30 dolayında. Yani topyekun baktığımız zaman bireysel faizsiz bireysel emeklilik yatırım fonları 2020 yılında COVID sürecinde de performanslarını kaybetmemişler ve yatırımcılarına getiriler sağlamışlardır. Bir diğer katılım portföy fonları kuruluşu var. Sermaye piyasalarında faaliyet gösteren portföy yönetim şirketleri de baktığımız zaman aslında faizsiz fonların kurulması ve yönetilmesi görevlerini ifa etmekteler. Faizsiz ilkeleri ışığında bu fonlar oluşturuluyor ve müşterilerin hizmetine sunuluyor. Bugün Türkiye'de 50'ye yakın faizsiz katılım fonu bulunmakta ve 2020 yılı içerisinde katılım portföy fonları da gerçekten çok ciddi getiriler yatırımcılarına sağladı. Albaraka portföy katılım hisse senedi var, %100 getiri sağladı. Yani 2020'nin Ocak ayında Albaraka portföy katılım hisse senedine yatırım yapan bir vatandaşımız, bir işletmemiz 2020 Aralık sonunda %100 bir kazan sağlardı. 100 bin lira yatırsaydı elinde 200 bin TL bir getiri olmuş oluyordu. Mükafat portföy katılım hisse senedi var, %87 getiri sağlamış ve ziraat katılım endeksi hisse senedi var ve %173 bir getiri sağlamış. Yani şunu anlıyoruz biz aslında, yatırımcıların faizsiz yatırım enstrümanları diye bir alternatifleri var. Ve bunların getirilerini biz bu raporda izah ettik, dile getirdik. Yani kalkıp gidip de faizli enstrümanlara yatırım yapmanıza gerek yok. Buyurun raporumuza bakın. Faizsiz bir şekilde istediğiniz yatırımı yaparak belirli getiri alabilirsiniz. Özet olarak bu kuruluşların getirilerini de sizlere aktarmış oldum. Eyvallah hocam, ağzınıza sağlık. Gerçekten dolu dolu ve bilgilendirici bir sunum oldu bizler için. Hocam, faizsiz enstrümanlara girmişken farklı bir az önce aslında bahsettiniz ama geleneksel tahvilden ayrılan sukuk enstrümanı var İslami finansta ve dünya piyasasında revaçta olan bir İslami finans enstrümanı bu.
Peki dünyada bu sukuk revaçtayken Türkiye'deki durumu nedir sizce? Yani özellikle yine COVID-19'daki büyüme oranlarına baktığımız zaman katılım bankacılığındaki sukukun ya da sukuk piyasasının buradaki durumu nedir hocam? Öncelikli olarak sukuk kavramından bilmeyen izleyicilerimiz için değinmiş olarım. Ticari bir varlığın menkul kıymetleştirilerek satılmasıdır. Yani sukuk enstrümanı alanlar aldıkları sukuk oranınca ortak olmakta ve belirli gelir elde etmektedir. Türkiye'de de daha çok biz kira sertifikası olarak bilmekteyiz sukuku. Sukuk da çok eski bir enstrüman değil. İlk defa 90'lı yılların sonunda piyasaya sunulmuştur. Türkiye'de ise çok daha yenidir. 2010 yılında Sermaye Piyasası Kurumu'nun hukuki zeminini oluşturması ile birlikte sukuk ihraçları başlamıştır. Türkiye'de sukuk ihraçlarını özel sektör ve kamu kurumları yapmakta. Kamu kurumları da ağırlıklı olarak Hazine Müsteşarlığı bu sukuk ihraçlarını gerçekleştiriyor. Faizsiz finans ekosistemi içerisinde sukukun payı küresel piyasalarda Türkiye'nin çok daha fazla katılım bankacılığına göre. Bu anlamda iyi noktadayız. Özellikle Hazine Müsteşarlığı'nın çıkarmış olduğu sukuk ihraçları rağbet görmekte. Yine özel sektör tarafında da katılım bankaları bu sukuk ihraçlarını gerçekleştiriyor. 2013 yılında 540 milyon TL hacimiyle başlayan sukuk ihraçları bugün katılım bankaları tarafından 54 milyar TL'lik bir hacime ulaşmış ve Covid-19 sürecinde olmamıza rağmen bu rekor kıran yüksek bir hacim olmuştur. Bugüne kadarki en yüksek hacime ulaşmıştır ve ki düşüş olarak 2019'a göre %34'lük bir büyüme yakalamıştır. Muhtemelen 2021'de rakamları güncel takip ediyorum. Çok daha yüksek seviyelere ulaşacaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığı da 2020 yılında 75 milyar TL'lik bir sukuk ihracı gerçekleştirmiştir. Yani bu grafiklere ki baktığımız zaman özellikle yatırımcıların sukuka yapmış oldukları talepler, sukukun getirmiş olduğu getiriler ve büyüme potansiyelini izlediğim zaman 2020 yılında COVID sürecinde olmasına rağmen %34'lük bir büyüme ivmesi yakaladıysak gelecek dönemlerde sukuk ihraçlarının daha hızlı bir şekilde artarak devam edeceğini düşünüyorum ben. İnşallah hocam. Bir farklı sorumuz da şöyle hocam. 2020 yılında tasarrufa dayalı finansman şirketlerine yönelik hem işte sukukta olduğu gibi bu alanda da oldukça yoğun bir şekilde yasal düzenlemeler yapıldı. Hatta buna yönelik ciddi adımların atıldığını da görüyoruz. Hem bu yasal düzenlemelerin hem de sektörün son yıllardaki genişleme hacmini beraber düşündüğümüzde tasarrufa dayalı finansman şirketlerini nasıl değerlendirirsiniz? Tasarrufa dayalı finansman şirketleri malum yaklaşık 30 yıldır Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlamakta. Bu şirketler de faize alternatif bir model olarak insanların finansman ihtiyaçlarını karşılamakta. Ki biz bu yüzden de faizsiz finans ekosistemi içerisinde bu sektörü değerlendiriyoruz. Tasarrufa dayalı sistem karşılıklı dayanışma ve işbirliğine içerisinde ihtiyaç duyulan finansmanı sağlıyor. Bugün baktığımız zaman 91 yılında Eminevim şirketiyle başlayan süreç işte Fuzulev, Bir Evim, Hedef Evim şeklinde büyüyerek devam etmiştir. Hali hazırda 127 şube ile sektörün dinamosu Eminevim olarak gözükmekte. Bir Evim 95 şubeye sahip ikinci sırada yer almakta ve 92 şube şeklinde Fuzul Evim ve diğer şirketler yer almakta. Belirttiğiniz gibi hukuki zeminin oluşturulmaması aslında bizi çok tedirgin ediyordu hem akademik taraftan hem de sektörde çalışanlar açısından. Çünkü geçmişte bu tür sıkıntılar yaşadık biz katılım bankalarının sıkıntılar yaşaması bunu toplum nezdinde
kötü bir algı olarak değerlendiriliyor ve bu sektöre yatırım yapılmıyor. Çok zamanlama iyi oldu. En azından kötü bir sonuçla karşılaşmadan 2020 yılı içerisinde bu hukuki zemin oluşturuldu. 2021 yılında hatta 2020 yılında konuşulmaya başlandı. Çalışmalar devam etti arka planda hem akademisyenler hem kamu otoritesi. Ve 3. ay itibariyle 2021 yılında hukuki zemini oluşturuldu. Ve bu anlamda sektörü aslında hukuki olarak bir zemine oturtmuş olduk ve güçlü sermaye yapısı istendi. 100 milyon TL'lik bir hacim sermayelerin olması gerekiyor. Bu anlamda artık ileriye baktığımız zaman muhtemelen ki duyuyoruz da birleşmeler oldu ve sektörde gerçekten bu işi yapmak isteyen şirketler yer alacak ve artık rakamları da bu anlamda BDDK'ya sunulacak ve ne yaptıklarını sektör görecek. Şu anda biz ne yaptıklarını açıkçası çok bilmiyoruz. Çok farazi rakamlar söz konusu. Şeffaf bir yapıya kavuşacaklar ve ne yaptıkları görülmüş olacak ve güçlü bir şekilde sektörde faaliyetlerini sürdürecekler diye düşünüyorum ben. Eyvallah hocam. Emin evim tarzındaki bu tasarrufa dayalı finansman şirketlerinin üzerinden gidecek olursak, finans dışında faizsiz finans alanında ne tür gelişmeler olmuştur hocam 2020 yılında? Ya birçok anlamda gelişmeler olmuştur. Bunu başlıklar halinde konuşabiliriz. Örneğin dergi ve bültenler anlamında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslam İktisadi Dergisi'ni yayına almıştır. Yine Konya Karatay Üniversitesi İslam İktisadi Finans Bölümü Dergisi Onda Bir adı altında iki tane dergi faaliyetlerine başlamıştır. Daha önce zaten başka dergiler Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin, Sakarya Üniversitesi'nin, İKAM'ın mevcut dergileri vardı. Akademik anlamda bunlar çok kıymetli çünkü akademik çalışmalar yapan genç jenerasyon dergilerde makalelerin yayınlanmasını isterler. Bu süreçleri aslında kısaltmış oldu. İyi bir alternatif sunmuş oldum. Yine İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin destek ve himayesinde benim de projesini yürüttüğüm haftalık faizsiz finans araçları performans bülteni var. Yeni Şafak gazetesinde her hafta pazartesi yayınlanıyor. Yatırımcılar açısından hakikaten çok kıymetli bir çalışma. Aynı şekilde Z Raporu dergisinde de aylık olarak biz bu raporu kendilerine iletiyoruz. Aylık olarak da faizsiz finans bülteni gözükmekte. Lisans programı anlamında çok kıymetli bir müjde aldık aslında. İlk defa kamu üniversitesi olan Sakarya Üniversitesi'nde İslam İktisadı ve Finans 4 yıllık bölüm açıldı. Daha önce Karatay Üniversitesi'nde ve Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde 4 yıllık program vardı. Evet. Kamu üniversitelerinde ilk defa lisans düzeyinde bir program açıldı. Bu çok sevindirici, güzel. En azından yeni gelecek gençler için bu alanda iyi bir istihdam yaratılmış olur ve katılım bankaları için, faizsiz finans kuruluşları için de hazır istihdam anlamında yetişmiş eleman ihtiyacını gidermiş olurlar. Süleyman Demirel Üniversitesi ve 29 Mayıs Üniversitesi yüksek lisans programları açtı. Birçok üniversitede yüksek lisans ve doktora programları var aslında. Yeni yeni de programlar açılıyor. Aynı şekilde uygulama araştırma merkezleri kuruluyor. İbni Haldun Üniversitesi de 2020 yılında İslam Ekonomisi Finans Uygulama Araştırma Merkezi'ni kurdu. Ve Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından çok güzel bir oluşum oluşturuldu. Karzı Hasan Vakfı kuruldu ve buradan yeni evlenecek gençlere masrafsız borç verilme gibi bir amaçla Karzı Hasan Vakfı'nı Mavera Eğitim Vakfı kurdu. Merkez Bankası bünyesinde Katılım Bankacılığı Müdürlüğü kuruldu ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi bünyesinde de Katılım Finans Daire Başkanlığı kuruldu ve
Gördüğüm kadarıyla özellikle finans ofisindeki katılım, finans daire başkanlığı gerçekten çok güzel işler yapmaya çalışıyor, uğraşıyor. Üniversitelerden geri dönüşler alıyor. Sektörü nasıl daha yukarılara taşıyabiliriz diye somut adımlar atmaya başlıyor. Bu tür finans dışında gelişmeleri biz 2020 yılında gördük. Covid, Movit çok umurumuzda değil. Biz çalışmalara devam ediyoruz. Bakış açısı görülüyor yani. Maşallah hocam. Yani gerçekten Türkiye çapında sadece hani İstanbul'a özel değil, birçok hem Anadolu'da hem diğer yerlerde, farklı illerimizde önemli çalışmalar yürüyor. İnşallah bereketli olur diyelim. İnşallah, inşallah. Ve özellikle de İlke Vakfı'na ve sizlere bu iktisat izleme raporunu bizlere sunduğunuzdan ötürü de çok teşekkür ederiz. Hocam bugün programımızın sonuna geldik. İktisat meselesi programının 6.sını sizlerle bitirmiş olacağız inşallah. İlke Vakfı YouTube kanalına abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Hoşça kalın.